Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda katı cisimler konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde taban yarıçapı 6 cm yüksekliği 10 cm olan dik silindirden 30 derecelik bir dilim kesilip çıkarılıyor. Buna göre çıkarılan cismin yüzey alanı şu yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çıkarılan cisim bir prizma değil mi? Tabanı ve tavanı aynı değil mi? Şöyle baktığınız zaman aynı. E o zaman prizmalarda nasıl hareket ediyorsak burada da aynı şekilde hareket edeceğiz. Prizmalarda ne isteniyor? Yüzey alanı. Yüzey alanı neydi? Taban alanları. 2 tane taban alanı var. Pi R kare çarpı 30 bölü 360'dan 2 tane var. Artı yan alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. 6 burada 6 burada bir de 30'luk çevre. Yani 2 Pi R 30 bölü 360 değil mi arkadaşlar burası? Evet. Yani burası kaç çıkıyor o zaman? Sadeleştirecek olursak burası da pi çıkıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet pi çıktı. Yani pi artı 12 yaptı. Taban çevresi pi artı 12 çarpı yükseklik. Yükseklik de 10. Bitti gitti. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 3 kere 2 6 pi yaptı burası. Artı 10 pi artı 120 mi yaptı? Evet cevabımız 16 pi artı 120'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Balıkesir oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. O şekle bak. Tabana ayrı tozunlukları yedişer birim. Yüksekliği 3 birim olan kare prizma şeklindeki şeffaf bir kutunun içerisine tabandan itibaren 25, 9 ve bir. Evet 25 tane 9 birim kare. 9 tane birim kare ve bir tane birim kare konulmuş böyle. Ee, metaller yapıştırılmış. Daha sonra bu kaba bir miktar su doldurulup ağzı kapatılıyor. Tamam. Bu Kabın tabanı şekil 1'deki zemine paralel iken suyun tabandan itibaren yüksekliği 2 birim olmaktadır. Evet yüksekliği 2 birim. E şurası 1 bir birim burası da 1 bir birim ya. Şu küplerin şurasına kadar geliyor su. Dikkat edin şuraya kadar geldi. O zaman içindeki su. ters de içindeki su aynı değil mi? O zaman V suya odaklanalım arkadaşlar. Burada V su nedir? Hocam şu kadarlık hacimden neyi çıkartacağız biz burada? Bak şu kadarlık hacimden yüksekliği 2 olan. Yani 7 çarpı 7 çarpı 2'den. 7 çarpı 7 çarpı 2'den neyi çıkartacağız? Hocam 2 birimlik şeye kadar battı ya 1 2 yani şu içindeki metalleri çıkartacağım. Hocam burada kaç tane? 25 tane. Burada da 9 tane var. E 9 tane hacimleri çıkartacağız. 25 çıkartacağız. Bir de 9'u çıkartacağız. Yani 25 birim küp çı çıktı. Bir de 9 birim küp çıkınca şu aradaki boşluktaki suyun hacmini bulmuş oluruz. Ve su burada da aynı. Burada da aynı. E burada nasıl oldu? Ters çevrildiğinde Tabii batan şeyler daha az olduğu için sayı. O yüzden yükseklik biraz daha artacak. Yükseklik soruluyor bize zaten. Buraya da h diyelim. Burası 7 burası da 7 hala. E bu da neye eşit olacak? 7 çarpı 7 çarpı h'tan neyi çıkartacağız? Birin tamamı tamamen battı. Şurada da bir kısım battı. h eksi birlik kısım battı. E birin tamamı bir tane birim küp battığı için eksi 1'i çıkartacağım. Bir de eksi şuradaki kaç'a kaç'lık arkadaşlar. Dikkat edin şuraya. Şuraya çok dikkat. Şurası 3. Burası da 3 birim değil mi? Şöyle batan kısımda. 3'e 3'lük kısım battı. 3'e 3'lük kısmında h eksi 1'lik kısmı battı. Yani 3 çarpı 3 çarpı h eksi 1'lik kısmını ne yapacağız? Çıkartacağız. Her ikisi de v suyu vermiyor mu bize? Veriyor. Tekrar söylüyorum. E, ee, v suyu bulurken, içindeki suyu bulurken şu tamamından şu batan kısmı çıkarttım arkadaşlar. Yani 25 burada 9 tane birim küpü çıkarttım. Burada da birin tamamı battı. Şurada 3'e 3'lüğün tamamı değil h eksi 1'lik kısmı battı. Yani tamamından 7 çarpı 7 çarpı h daha neyi çıkarttık? 1'i ve h eksi 1'lik 3 çarpı 3 çarpı h eksi 1'lik şeyi çıkarttık arkadaşlar. E bunlar da birbirine eşit olacak. Hadi bakalım bu işlemin devamı bize sonucu verecek. 7 kere 7 49. 49'un 2 katı da 98 yapıyor. Eksi 25 eksi 9. 25 ve 9 kaç yapıyor arkadaşlar? 25 ile 9 34 yapıyor. Evet 34 yaptı eşittir. Bu da 49 h eksi 1 eksi 9 h ee, artı 9 mu yapıyor? Evet artı 9 yaptı arkadaşlar burası. Sonra burası kaç yapıyor? Şöyle hesaplayalım. 98'den 34 çıkınca 64 yaptı burası. Evet 64. Hocam burası artı 8 yaptı. Artı 8 de artı 8 de öbür tarafa geçince eksi 8 oldu. 64'ten 8 çıkınca 56 mı yaptı? Evet 56 yaptı burası. 56 eşittir 49 eksi 9 h oldu. Yani 40 h oldu. Böylelikle h'ı kaç buluruz? 56 bölü 40 olarak buluruz. 8'e bölsen 7, 8'e bölsen 5. Yani cevap kaç çıktı o zaman? 7 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru gerçekten. Evet sınavda çıkmaya aday bir soru diyebiliriz. Evet ikinci soru Denizli çıktı. Geldik üçüncü soruya. Hasan dikdörtgen şeklindeki bir kartonu aşağıda verilen ölçülerde keserek bir dikdörtgenler prizması oluşturacaktır. Kesip şunlarla mı? Yok şunlarla. Arkadaşlar bakın. Şu parçalarla bir dikdörtgenler prizması oluşturacakmış. İşte parçamız şu ve şu. Sonra sorunun devamını okuyayım istersen. Ne diyor? Asan yapacağı dikdörtgen prizma için kartondan kesecek kısmı kırmızı çizgilerle katlayacağı kısmı da mavi çizgilerle. Evet. Katlayacağı kısımlarda bunlar. Üst üste binen kenarlara şimdi dikkat etmem lazım. Hocam A iken şu karşılıklı mı olacak? Hani burası böyle şey olduğu zaman böyle katladığımız zaman. A iken burası A mı olacak? Evet hocam. Sonra şurası yüksekliği yapacak galiba. Hadi şuraya C diyelim. Yükseklik C olsun. Şurası B iken burası da B mi olacak? Evet. E sonra şurada B iken B şu katlamaları yaptığınız zaman üst üste getirdiğimiz zaman şurası A iken burası A oldu. Burası B iken burası oldu. B oldu. Şu dikte bak şu dikdörtgenle şu dikdörtgenle şu dikdörtgen aynı. Bu dikdörtgenle bu dikdörtgen aynı. Şununla da şu aynı olması lazım. Bunun bir kenarı B bir kenarı A. Ya yani o zaman hocam burası A olacak. Bu da A'ya B bir dikdörtgen olacak. Bu da bir şey olacak. Yani dikdörtgenler prizması neydi? Karşılıklı yüzeyleri aynı olan dikdörtgenlerdi. Bu A'ya B'lik dikdörtgense bu da A'ya B'lik dikdörtgen olmak zorunda. Şimdi verilen bilgilere bakalım arkadaşlar. Şurada şuraya bakacak olursak 27'ye bakacak olursak. Hocam 27'ye baktığımızda A artı 2B. A artı 2B eşittir 27. Hocam burada da 24 var. Bu da 2A artı B eşittir kaç? 24. Valla ben buradan A'yı B'yi bulurum. Hatta böyle taraf tarafa toplayıp da buluruz. Taraf tarafa toplayıp gidelim istersen. 3A artı 3B kaça eşit oldu? 27 ile şeyin toplamı yaptı. Yani 51 mi yaptı arkadaşlar? 51 yaptı. A artı B'yi buradan kaç buluruz? A artı de buradan 3'e e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 17 yapıyor. E, A artı 2B belli ya burada. Şimdi A artı B artı B eşittir 27 olduğunu biliyoruz. A artı 2 B'den dolayı. A artı B 17 ise o zaman B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. B yerine 10 yazdığımızda da A kaç çıkıyor arkadaşlar? Şurada 2 A artı B'de bakın 2 A artı B'ye de şimdi 24 olduğunu biliyorum. B yerine 10 yazdığımda da 14 yaptı. A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Şimdi sırada ne var? C var. Neyi kullanmadık? Şunu kullanmadık. Burası B iken burası da B. Bir de A artı B artı C'nin de kaç olduğunu biliyoruz. 20 olduğunu biliyoruz. A artı B de zaten 10 olduğun, 17 olduğundan dolayı C'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani C de böylelikle 3 çıktı. Bizim bulduğumuz değerler C3, A7, B de kaç oldu arkadaşlar? B de 10 oldu. Şimdi bizden prizmanın hacmi isteniyor. E prizmanın kenar uzunlukları belli oldu. A, B, C. A çarp B çarp C hacim değil midir? Evet. Yani A'yı 7 bulmuştuk. B'yi 10 bulmuştuk. C'yi de 3 bulmuştuk. O da cevaben kaç yapıyor o zaman? 210 yapıyor. Aynen cevap ne çıktı 3. soruda? Balık kesir çıktı arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Bir dik silindirin hacmi taban alan çarpı yükseklik biliyoruz. Bir kürenin hacmi de yarı uzunluğu küpünün pi katı aldıktan sonra 4 bölü 3. Yani 4 bölü 3 pi re küp. Tamam. Evet Dik silindir şeklindeki bir tenis topu kabına 4 tane tenis topu üst üste ve kabın çeperleri değecek şekilde konulabilmektedir. Şimdi bir silindir yapayım arkadaşlar. Şöyle bir silindir yapayım. Silindiri yaptık. Bu silindirin içine de 4 tane küre koyacakmışız. Hadi koyalım bakalım. Silindirimiz bu şekilde. Hocam silindir bu şekilde. Bunun içine de 4 tane küre koyacağız. Hocam 4 tane küre. Şöyle değecek. 1 2 3 ve 4. toplarda da alt ve üstte de değiyormuş. Bu küre şeklinde. Yani şunlar böyle küre şeklinde olacak arkadaşlar. Tamam. E olay bitti arkadaşlar. Tenis topunu 4 tane koyduk. Evet. Kapta boş olan kısımda 9 pi olarak verilmiş. Arkadaşlar küre sorularında ne yapıyorduk? Çember muamelesi yapıyorduk. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Merkez diye çektik. Merkez diye çektik. Hocam R, re 2 re 2 re 2R, 2R. Yani toplamda burası 2, 4, 6, 8. 8 R yaptı. E, burası R. Burası da R olduğunda silindirin yarı çapı da ne olmak zorunda arkadaşlar? R oldu. Şimdi boşluğun hacmini bize ne vermiş? 9 pi olarak vermiş. O zaman pi R kare çarpı 8 R'den neyi çıkartacağım? 4 tane küreyi çıkartacağım. 4 tane 4 bölü 3 pi R küpü çıkartacağım arkadaşlar. Bu da 9 pi'ye eşit verilmiş. Pi parantezin aldığımızda pi'ler gitti mi? Gitti. O zaman burada 8 R küp burası. Tamam. 8 r küp burası. Eksi 16 bölü 3 r küp burası eşittir 9'muş. 3 kere 8 24. 24'ten de 16 çıkınca ne kalıyor? 8 kalıyor galiba. 8 r küp bölü 3 eşittir 27 yaptı. Buradan 8 r küp eşittir 27 çarpı 3. Tenis topu kabının yüksekliği kaç birimdir? Tenis topu kabının yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Yani bizden h isteniyor 8 r isteniyor arkadaşlar. 8 r küp bölü 3. Ay şurası 9'du pardon. E, burası 27 yaptı. O zaman her iki tarafın küp kökü alınca 2R eşittir 3 yaptı. R'yi de buradan 3 bölü 2 bulduk. A bizden 8R isteniyor arkadaşlar. Çünkü kabın yüksekliği isteniyor. 8 çarpı 3 bölü 2'den 24 bölü 2'den cevap kaç çıktı o zaman? 12 çıktı arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle balı kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir koli şekildeki gibi sarı turuncu ve yeşil koli bantlarıyla sarılmıştır. Her kolibandı sarıldığı yüzeylerin ayıklara dik. Şöyle dik bu da dik bu da dik bu da dik falan olduğunu söylemiş zaten. Sarı, turuncu ve yeşil kolibanatların uzunlukları sırasıyla verilmiş. Şuraya bir A diyelim, buraya B diyelim, şuraya da C diyelim. Sarıya bakalım. 2 tane A'dan gidiyor ön ve arkadan, sağ ve soldan da iki tane B'den gidiyor. Yani iki tane A ve 2 tane B 72 ise A artı B'yi böylelikle kaç buluruz? 36 olarak buluruz. Çünkü iki tanesi 72 olduğundan dolayı. Turuncuya bakalım. Turuncu da hocam 2 tane C'den gidiyor 2 tane de A'dan gidiyor. 2A artı 2C eşittir 40'sa A artı C'de belli mi o zaman belli. Yani kaç? 20. Sonra bunu kullandık şimdi yeşil. Yeşile bak 2 tane C'den gidiyor 2 tane de B'den gidiyor. 2B artı 2C eşittir 64'se B artı C'de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? B artı C'de o zaman 32 yapıyor. Şimdi elimizde neler oluştu? A artı B, A artı C ve B artı C. Ve A, B, C bulursak olay bitti mi? Bitti. ÖSYM sever bakın böyle soruları. Bu da ÖSYM'nin sormadığı tarzda güzel bir soru. Farklı bir tarzda sormuş bunu da. E, o yüzden burada dikkat edin. Çünkü en sevdiği soru tiplemeleri diyebilirim arkadaşlar. E, çünkü çarpanları ayırmayı yani 2000'in denklem çözüm, matematik çözümünü kullanıyoruz burada. E, burada ABC'yi bulacağız. Nasıl yapabiliriz? Taraf tarafa toplayabiliriz mesela. Taraf tarafa topladığımızda ne geliyor? Hocam taraf tarafa topladığın zaman 2A artı 2B artı 2C geldi. Topladığın zaman kaç yaptı burası? 56, 88 yapıyor galiba. Değil mi? 88 yaptı. A artı B artı C de kaç çıktı o zaman? 44 çıktı. E tamam. A artı B artı C eşittir 44 ise. Bak şimdi dikkat. 44 ise. A artı B artı C 44. Tamam Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. E sen A artı B'yi biliyorsun 36 olarak. Hocam şurası 36 ise C'yi kaç bulursun o zaman? C o zaman 44 eksi 36 çıkar. Yani 8 çıkar. E sen A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorsun. Şöyle yine şuraya yazayım. 44 olduğunu biliyorsun. A artı C belli. A artı C kaç? A artı C 20. E hocam şu ikisi 20 ise o zaman B'ye kaç kaldı? 24 kaldı. B 24 yaptı. Diğerine bakalım. A artı B artı C 44. E o zaman A artı B artı C 44 ise B artı C belli B artı C kaç? 32 ise o zaman A'ya ne kaldı? A'ya da o zaman e, 12 mi kaldı? Evet 12 kaldı. E o zaman A'yı da 12 bulduk. A, B, C ye belli oldu. Koninin hacmi isteniyor. A çarpı B çarpı C ye yapacaktır. Yani 12 çarpı B 24 çarpı C 8 yapacaktır. E o zaman bunu da çarptığımız zaman 12 ile 24'ün çarpımı 288 yapıyor. Çünkü 12 ile 2'yi çarpı 12 ile 12'ye çarptım 144 bir de çarpıcısı var 288 288 ile bir de 8'i çarpsak 8 kere 8 64 sonu 4'lü olan bayağı var 8 kere 8 64 sonu sıfırlı yapacak galiba 64 64 70 elde var 7 16 7 daha kaç yapıyor 23 yapıyor 2304 yapıyor o zaman cevap arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 2304 yaptı. ÖSYM'de sevdiği tarzda bir sorudur. Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Beşinci soru balı kesir çıktı. Geldik altıya. Evet. Şekilde kesik bir koninin açılımı verilmiş. Arkadaşlar kesik koninin açılımı verilmiş. Ben şöyle kesik konuyu tam olarak çizeyim şöyle. Şöyle çizecek olursam. Niye çizemiyorum ben kesik koniyi ya? Hop şöyle çizecek olursam. Bir koniyi çizerken şöyle kesik koniyi çizdim. Evet bunun yarıçapı kaç verilmiş? 6. Bunun yarıçapı kaç verilmiş? 9. Evet şuraya kadar 9 verilmiş. Şuradaki uzunlukta kaç verilmiş? 5 olarak verilmiş. Koninin hacmi isteniliyor bizden. E kesik konuyu olsa bile biz ne yapıyorduk? Tam konuya tamamlıyorduk. Ama benim için önemli olan neresi? Kesik olan kısmı. Yani şurası. Şurayı bulmaya çalışacağım. Nasıl yapıyorduk? Tamamladık. Tamamladıktan sonra olayı bitiririz arkadaşlar. Benzerlik var mı? Var. Şurada yüksekliği de çizelim mi? Çizelim. Şu yüksekliği çizdik arkadaşlar. Hocam burada 6 bölü 9 oran var. 6 bölü 9 dediğimiz nedir? 6 bölü 9 2 bölü 3'tür. Yani burası 2 bölü 3. Yani burası 2K iken burası 3K olacak. Yani şuraya kaç kaldı? K kaldı. E o zaman K dediğimiz 5 ise 2K dediğimiz kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burayı 8 bulduk. E benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. 2 bölü 3'ün kübü 8 bölü 27. Yani şurası 8V iken Burası 27V değil. Dikkat edin 19V. Tamamı 27V olacağı için. E 8V'yi bulabilirim. 8V neye eşit? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Pi R kare çarpı H bölü 3. 8'ler nanay oldu. 36 bölü 3'ten 12 pi olarak bulduk. Evet V 12 p ise bizden ne isteniyor? 19 V isteniyor. 19 çarpı 12 p isteniyor bizden. 19 da 12'nin çarpımı kaç yapıyor? 20 ile çarpsak 240. 240'tan ee, bir tane 19'u çıkarttığımız zaman kaç yapıyor? 240'tan yok. Bir çarpayım ya. Sonu 8'li olacak işte ya. Bir tane 12'ye çıkartacağız. Neyse. 19 ile 12'yi çarptığımız zaman 38 burası 19 burası 228 mi yapıyor? Evet cevap 228 pi yapıyor arkadaşlar. 228 pi yapıyor Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. 6. soruyu Balıkesir bulduk geldik 7. soruya. Ayrıt uzunlukları 15, 23 ve 36 birim de olan dikdörtgenler prizma şeklindeki konteynera 3, 4, 5 birim olan kollar yüklenecektir. Kaç tane konulabilir? Arkadaşlar ben bunun hacmiyle bunu dolduracağım değil mi? Evet x tane 3, 4, 5 ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük eşit eşit de olabiliyor mu? Onu da incelememiz lazım. 15, 23 ve 36. 15, 23 ve 36'dan küçük eşit olmak zorunda. Hocam bununla ben kenar uzunlukları 3, 4, 5 olan şeyle şunu tamamlayabilir miyim? 15 yapabilir miyim? Yapabilirim. Hem 3'ün katı hem de 5'in katı. Ya da böyle şey de koyabilirsin yani. 5 5 de koyabilirsin. Sıkıntı yok. E hocam şey yapabilir miyiz ama? E, ne yapabilir miyiz? Şu 23 yapabilir miyiz? 36 yaparız da 23 yapabilir miyiz? E, 23 yaparız arkadaşlar. Nasıl yaparız? Mesela 4 tane 5 koydun şuraya. 4 tane 5 koydun. Bir tane de 3 buraya koyarsın. 3'ü de böyle koyunca dikine koymuş olursun. 23'ü de sığdırırsın. Demek ki boşluk hiç kalmayabiliyor arkadaşlar. Çünkü 23'ü doldurabiliyoruz böyle. Sonra şeyi de doldurabiliyoruz. O yüzden direkt eşitlikte oluyor diyebiliriz aslında. Bizden en çok istenildiği için o zaman olay bitti. Direkt eşittir de kabul edebiliriz. 15'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Şununla şu sadeleşince de 9 yaptı. O zaman x eşittir ne yapacaktır? 207 mi yapacaktır? Evet 207 taneyi ben buraya sığdırabilirim arkadaşım. Yani o 7. soruyu böylelikle c olarak bulduk. Geldik 8. soruya. 1 ayrıtı 10 santimetre olan tamamı suyla dolu bir küp. Ya şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Küp müymüş bu? Evet küp. Şöyle bir küp var. Küpün bir kenarı da 10 santimetre. E buradaki küpün hacmi suyun hacmine eşit. Ters çevirdiğimde şu şekilde yine bu suyun hacmi. Her ikisinde de V suya bakacağız. V su neye eşit arkadaşlar? Onun küpüne eşit. Aynı zamanda V su neye eşit? Şurası 10 değil mi? Küp değil miydi? Bir kenarı 10 zaten. E 10 çarpı 10 çarpı şuraya da 18 eksi h değil mi? Evet. 10 çarpı 10 çarpı 18 eksi h. 18 eksi h şu üstteki suyu verdi. Alttaki su da nedir arkadaşlar? Yüksekliği de h olduğuna göre taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Yani 10 çarpı 10 çarpı h bölü 3'e eşit olacak. E, her ikisi de v suyu eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. Hatta burada e, onun karesi parantezine aldığımız zaman e, onun karesi gitti 10 kaldı burada. 10 eşittir 18 eksi h artı h bölü 3 yaptı. E o zaman bu Eksi 2 h bölü 3 öbür tarafa atınca artı 2 h bölü 3 yaptı. Eşittir. 18'den 10 çıktı. 8 kaldı. 3 kere 8 24 bölü 2'den de h'ı da böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani 8. soruyu böylelikle cehan bulduk. Ve böylelikle 8. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.